Sana yaşattığım bunca acıyı, her şeyi tüm Türkiye'nin önünde, kadınların gözünün önünde affetmeni istiyorum. Senden her şey için özür diliyorum. Git ayağına kapın. Ben onu da yapacağım. Türkiye günlerce onları konuştu. Bugün büyük gün. Bugün Mevla için karar günü. Ben her şeye net bir şekilde cevap vermek istemiyorum abla. Şöyle, net bir şekilde boşanmak istiyorum da demiyorum. Net bir şekilde affediyorum da demiyorum. Ben sadece düşünmek istiyorum. Her şeyi bir kalemde silip atmak istemiyorum. Çünkü görüyorum ki gerçekten çok pişman olmuş. Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Sevdik, kaçtık, evlendik. Mutluyuz. Barışma için geldim. Seni ben sevmiyorum. Sevmeyebilirsin ama sorunun olacak. Hayır, hayır, hayır. Hadi gel. Hele bir gel baksana. O etsin. Gel seni parçalayayım abla. Psikopat. Hadi. Olmaz. Elimi öpeyim. Hayır, hayır, hayır. Elimi öpme. Annem sayılırsın. Annemsin. Dün neden sen annem bayağı konuştun. Annesi res çekti. Kızım baksana söylüyorum son defa. Eğer benimle gelmezsen soy ismimi değiştiriyorum. Seni de siliyorum. Bak buna emin ol. Şimdi son sözü Büşra Nur söyleyecek. Dinle. Ben kendime iyi bir eş seçtim. Onu seçtim ben kabul etmeyeyim. Onu seçtim ben kabul etmeyeyim. Mutlu bir yuva annesi yüzünden çatırdıyor mu? Olsun Hatice. O çiçeği bana zamanında verecek kız zamanında. Geçti. Yapmayın Allah aşkına. Benle gelmez hatta hiç kimseyi göremeyecek. Dur. Kızım sen seçiminin arkasında mısın? Büşra Nur annesiyle beraber mi gidecek? Şimdi Esra Erol'da. İfa yok 4 yaşındayım. Ara kararla çocuğun velayeti bana verildi. Barış Bey çocuğu teslim edecek misiniz? Çocuğun bugün teslim edilip edilmemesi çok önemli değil ki. Bugüne kadar zaten teyzesi baktı. Ben Fatma'nın aile üyelerine bir tane çocuk teslim etmem. Öz abisi gelecek. Kocası Barış sözünü tuttu mu? 4 yaşındaki kızlarını teslim etti mi? Benim çocuğuma dedi teyzesi baktı. Özlem Korkmaz şu anda Kırşehir'de. Nurettin dayıyı tanıyor mu çocuk? Hayır 5 yani aydır. Çocuk belki ona gitmeyecek. 15 Ekim'den beri süren konu. Gelecek çocuğu. Fatma evladına kavuşabilecek mi? Yoksa Fatma yine evladına hasret mi kalacak? İkinci büyük şoka hazır mısınız? Nilüfer şimdi ne yapacak? Hayatının şokunu canlı yayında yaşayacak. O zaman niye benimle oynadın? Niye oynadın? Niye benimle oynadın? Sen o zaman beni sen bir derdin neydi? Bak seni ele almışıyor. Hayatımı mahvettin o zaman benimle hayatımı mahvettin. Çok güzel. Gururun el veriyor mu? Benim duygularım mı oynadın? Hoşuna gidiyor mu? Evet gidiyor. Bıraktığı hangi emaneti geri alacak? O anlar şimdi Esra Erol'da. Sana yaşattığım bunca acıyı, her şeyi tüm Türkiye'nin önünde, kadınların gözünün önünde affetmeni istiyorum. Senden her şey için özür diliyorum. Git ayağına kapın. Ben onu da yapacağım. Türkiye günlerce onları konuştu. Bugün büyük gün. Bugün Mevla için karar günü. Ben her şeye net bir şekilde cevap vermek istemiyorum abla. Şöyle, net bir şekilde boşanmak istiyorum da demiyorum. Net bir şekilde affediyorum da demiyorum. Ben sadece düşünmek istiyorum. Her şeyi bir kalemde silip atmak istemiyorum. Çünkü görüyorum ki gerçekten çok pişman olmuş. Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Siz bizim çığlıklarımızı duymasanız hiç kimse duymuyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler. Aşk diye çektim. Ah melek hep inanın bana mi dur? Herkese hatta bize kara mi dur? Aşk acıdan sızıdan yana mi dur? Anla ne tuni. Hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar ATV ekranlarından, ekranları başında. Bizlerle buluşan seyircilerimizi sevgiyle kucaklıyoruz. Stüdyodaki konuklarım sizler de hoş geldiniz. Güzel bir gün ve yayın olması.
dileğiyle sevgili seyirciler, hanımlar, beyler, herkes beni şimdi çok dikkatli dinlesin. Çünkü bugün Dünya Kanser Günü. Ben her zaman nefes aldıkça umudun hep var olduğunu söylüyorum. Kanser hastalığı artık tedavi edilebilir hastalıklar arasına girdi. Bunun en önemli koşulu erken teşhis. Kanserde tüm hastalıklar gibi önlemler alındığında iyileşir. Önlemler ne kadar erken alınırsa iyileşme oranı da o kadar artar. Özellikle meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserlerini önlemek için kontrollerimizi lütfen ihmal etmeyelim. Erken teşhis hayat kurtarır sözünü hiç ama hiç unutmayalım. Bir arkadaşım sadece yoldan geçerken gördüğü tabela sayesinde şimdi hayatta. Bir gün evine giderken kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezinin yani KETEM'in tabelasını görüyor. Diyor ki bir girip bir tahlil yaptırayım. Yaptırıyor da herhangi bir para da ödemiyor. Tahlil sonuçları çıkınca doktor kendisine meme kanseri olduğunu ve acilen ameliyat olması gerektiğini söylüyor. Hemen ameliyata alındı. Arkadaşım böyle kurtuldu. O gün o kontrolü yaptırmasaydı şimdi belki de hayatta olmayacaktı. Bu durum hepimiz için geçerli. Unutmayın, her 10 kadından biri meme kanseri oluyor. O bir kişi hepimiz olabiliriz. Lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyin. Ülkemizdeki hastanelerde kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz olarak meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinin erken evrelerde yakalanılmasına yönelik taramalar yapılıyor. Sağlık Bakanımız Sayın Bakan Koca da bu konuya çok büyük önem veriyor. Sağ olsunlar. Unutmayın, gidip kanser taramanızı yaptırın. Çünkü hayat ihmale gelmez. Lütfen. Bakın bu taramaların hepsi, tekrar söylüyorum, ücretsiz olarak yapılıyor. Bir günü kendinizi ayırın ve lütfen kontrollerinizi yaptırın. Sevdikleriniz için her şey çok geç olmasın. Tamam mı? Hepinize söylüyorum, ekran başındakiler. Ben de dahil olmak üzere. İhmal edebiliyoruz. Hayat ihmale gelmez sevgili seyirciler. Şimdi ilk konuğum Fatma Uçar. Gözü yaşlı bir anne. Geçici velayet hakkını almıştı. Çocuğuna kavuşmak istiyordu. 15 Ekim tarihinden beri evladından uzaktaydı. Onun için çok mücadele ettik. Önce Fatma'mız bir gelsin. Fatmacığım, hoş geldin. Şimdi bir hatırlatma ekrana geliyor. Bu hatırlatma bizim için çok önemli. Çünkü Fatma Uçar 15 Ekim tarihinden beri evladına hasretti. İcra marifetiyle babanın evine gitti, kapısına gitti, çocuğu bulunmadı. Hatta şu cümleyle karşılaştı. Biz çocuğu teyzesine teslim ettik ama çocuk ortada yoktu. Ve biraz sonra Fatma anne evladıyla kavuşacak. Ara kararla çocuğun velayeti bana verildi. İcra kanalıyla gittim. Geliyor. Barış Uçar geldi. Ben dedi çocuğu iki gün önce teyzesi Özlem Korkmaz'a teslim ettim. Yani çocuk bizde değil. Bizde değil. Barış Uçar telefon hattında. Hifa, Selin, Uçar şu anda nerede? Özlem 4 yaşındaki Korkmaz'da. Kızınız. Özlem Korkmaz'da. Baldızınız. Özlem Hanım. Kesinlikle bende değil. Çocuğu ben kaçırmış mıyım? Şu an kaçırıyorsun. Fatma Güler, sana çocuk yok. Karla çocuğu bırakmayacağım. Barış Bey, sizin avukatınız ve Fatma'nın avukatı dün yayın sonrasında telefonda bir görüşme yapıyorlar. Avukatlar aracılığıyla bu çocuğun teslim edileceği yönünde. Evet, teslim edeceğim. Abisine teslim edilecek, öz dayısına teslim edilecek. Çocuğun defalarca bugün teslim ediliyor olması benim için çok önemli. Çocuğun bugün teslim edilip edilmemesi çok önemli değil ki. Çocuğa çok önemli. Benim için çok var önemli. Çocuk evde bugüne kadar zaten teyzesi baktı. Çünkü ben çalışıyordum. Sabah 8, akşam 6 çalışıyordum. Sen günde 9-10 saat zaten çocuğunu görmüyordun. Çocuk sokakta büyüdü, ablanda büyüdü. Keyfi bir durum muydu? Yani çocuğunu görmemesi, çocuğunu bırakması keyfi bir durum muydu? Çalıştığı için de bırakıyordu, gezmek için de bırakıyordu çocuğu. Annesine dahil bırakıyordu. Kırşehir İcra Dairesi tarafından babanızın evine geldiğinde yetkililer çocuğu teslim etmediniz.
Esra Hanım, bizim ailemiz böyle şeyler alışık değil. Bizim kapımıza bir arkadaş polis geldi. Ayağın kırılırken sana gelmeyen insanlar neye alışık? Dedim ki, ne oluyor dedim, çocuk için geldik dediler. Çocuk bende değil dedim o öfkeyle, sinirle. Fatma'nın ailesi, aile üyeleri şu anda Kırşehir'de. Çocuğun teslimini bir an önce gerçekleştirsek olur mu? Ben Fatma'nın aile üyelerine bir tane çocuk teslim etmem. Öz abisi gelecek. Şimdi Barış Bey biraz önce söyledi. Oldu? Benim çocuğuma dedi teyzesi baktı. Özlem Korkmaz baktı dedi. Özlem Korkmaz şu anda Kırşehir'de, çocuğu ona teslim edebilir misiniz? Hayır. Ki Nurettin abisi bu konuya sizin... duyarsız, bu konuya ilgisiz. Nurettin dayıyı tanıyor mu çocuk? Hayır, 5 yani aydır çocuk belki ona gitmeyecek. 15 Ekim'den beri süren gelecek. Kurtuluş Bey, teslim çocuğu teslim edecek misiniz? Esra Hanım, özellikle ben çocuğunu teslim edeceğim. İnşallah böyle kalbime doğan başka bir şey olmaz. Tam 4 aydır 4 yaşındaki kızını hiç göremiyordu. Fatma Uçar biraz sonra kızıyla buluşacak. İlk çıkış anın vardı, böyle yanakların ala. Evet. Ya öncelikle çok mutluyum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bunlar gerçekten sevinç gözyaşlarım. 4 aydır hani o kadar hasretim ki ona. Hani namusuma, şerefime laf edilmesi her şeyi geçtim. Mevzusu çocuk olunca insan hiçbir şeyi görmüyor ve duymuyor. Ben şu an hala aslında şeyde gibiyim. Hiç konuşmadım bu arada, hiç aramadım onu. Çünkü hala sanki bir oyun, bir numara gibi. Gerçekten hiç konuşmadım. Sadece kızım var büyük. Bir resmini at bana ne olur dedim. Ama dedi anne arayayım, görüntülü aradık, kapattım. Dedim ona sarılıp sadece kokusunu almak istiyorum. Ve dün gelir gelmez annem nerede demiş. Direkt yani, dün biraz zorlu bir yolculuk oldu evet. Bu arada. Kırşehir'den onlar Gölcü'ye. Evet. Gölcü'ye gidiyorlar. Karşı tarafın babanın isteği ve talebi o yöndeydi. Anneanneye evet, bırakılıyor. Evet, anneanne. Sonra sabah tekrar Gölcük'ten İstanbul yolculuğu başladı. Ama ben en başında... Barış Uçar'ın abi Kurtuluş Bey'e de söylemiştim. Herkesin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Kardeşi ve Fatma arasında ya bu süreçte bizimle işbirliği yaptı ve uzlaştırıcı olduğu için, abilik yaptığı için de sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Daha fazla gözyaşı dökmeden, dökülmeden bu iş çözüldü. Her zaman derim ailede bir aklı selime ihtiyaç var. Ben o yüzden dün demiştim çocuk gelirse teşekkür edeceğim, gelmezse adalet. Ben derim Ankara'mıza da seslenmek istiyorum. Yeni yargı reformu paketini açıklayacaklar inşallah. Boşanma davaları çocuk daha teslim merkezleriyle ilgili isteklerimiz, inşallah. Taleplerimiz. Yani o konuda da size katılıyorum. Şimdi bakın. Anne hukuki yolların hepsine müracaat etti. Evet. Savcılık şikayet var, icra marifetiyle var. Aile mahkemesi bir rapor düzenlemiş, rapor anne lehine. Ama bir mahkemenin kararı askıda kalıyor. Evet. Ve o geçen süre o çocuk aleyhine işliyor. O yüzden de en önemli şey boşanmalarda da velayet konusunun çok daha hızlı işlemesi lazım. Hatta o yani o süreçte o boşanma, o kavga dövüşün arasında çocukla alakalı anne baba eğitim almalı. Kesinlikle. Yani bir sürece tabi tutulmalı. Kesinlikle. Bence mesela karşı taraflardan biri çocuğu teslim etmiyorsa, zorluk çıkartmıyorsa, zorluk çıkartıyorsa o süreç böyle hem hızlı hem de yine uzmanlar tarafından desteklenip yürütülmeli. Yoksa burada mağdur olan sizsiniz evet. Baba olarak o, anne olarak sizsiniz ama asıl mağdur çocuk. Buluşalım mı? Nasıl yani, burada mı? Evet. Gerçekten mi? Evet. Anne. Seni buradan Gölcü'ye göndereceğim sandın değil mi? Evet, öyle zannediyordum. Arada böyle iyi kötülükler yapıyoruz canım. Ya inanın dakikalar geçmiyor, ben
Bu arada çok güzel bir ekibiniz var gerçekten. Sağ olun. Sizin aracılığınızla herkese çok teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeceğim. Hani diyorsunuz ya yalnız değilsiniz. Ben burada bugün şunu anladım. Gerçekten kimse yalnız değil. Esra Erol bir el uzatıyor. Herkes o elden tutsun. Çok ciddi söylüyorum. Yani bugün bana evladımı, belki yarın başkasına kızını, oğlunu, ne bileyim annesini. Ay. Ya gerçekten bu dualar sizi ve bütün ekibinizi inanın koruyacak ve kollayacak. Ya size hislerimi anlatmakta gerçekten çok zorlanıyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Bazen bir abiden el beklersiniz, bir babadan, bir anneden, dayıdan olur ama hiçbir zaman o el tutulmaz. Siz burada benim elimi tutarak gerçekten yalnız olmadığımı gösterdiniz. Hülya Hanım size, Esra Hanım size ve bütün ekibe gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten. Ben her gün söylüyorum bu yayına çıktığımda bakın yalnız değilsiniz. Gerçekten. Hiçbir dert, soru çözümsüz değil. Çözemediğiniz zaman biz varız diyoruz. Şimdi, ay beni mahvettin. Ya siz bana dünyaları verdiniz. Dilerim ki Rabbim hepinize, amin, bütün ekibe, yüreğindeki bütün güzellikler onlara bahşetsin. Amin. Dilerim gerçekten. Gerçekten söylüyorum ama bu bak, bu dualar var ya, bizi ayakta tutuyor, güçlü yapıyor, başarılı, evet, kılıyor ve en önemlisi her gün daha özveriyle, daha coşkuyla, daha istekle çalışmamızı sağlıyor. Kalbim duracak Ezra Hanım. Ay durmasın. Gerçekten. Ama ya ben hep şey diyordum, onun geldiği gün benim tekrar doğduğum gün olacak diyordum. Giriyor. Şimdi benim de senden bir isteğim var. Evet. Bebeğimiz, yavrumuz geldiğinde anneye gözü yaşlı, oh, görmesin. Ah. Oh. Yudum su iç istersen. Çok zor Esra Hanım şu an gerçekten. Ben ekibe yalvarıyorum. Ne olur biletimi alın. Yalvarıyorum. Çantamla geldim otelden. Ne olur buradan hemen gönderin. Bak beni otele göndermeyin. Gerçekten böyle heyecan içindeyim ya. Anlatamam. Şu an ama şoktayım. Çünkü dedik ya hani çocuğun teslimini açıklayacağız. Ondan sonra da Gölcü'ye geri döneceksin çocuğunla kavuşmaya. Evet. Yalnız evdekiler de. Zaten hani diyorum hiç inanın görüşmedim. Hiçbir şey söylemedi ya. Ya. Şoktayım şu an. Hazır mısın? Geliyormuş herhalde. Tamam. Yani bir annenin evladından, evladın anneden ayrı kalması kaç saat, kaç dakika mümkündür? O zaman yükseldikçe insanın hasreti de artıyor. Ama bugün onların kavuşma vakti. Çok şükür bir velayet konusunda çocuk teslimi gerçekleşti. Karşı tarafa da teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel yavrumuz anneyle kavuşmaya geliyor. Camdan Ömer İfa gibi. Buradayım. Anne burada. Anne burada. Ay ay. Annem buradayım annem. Buradayım aşkım. Aşkım ben hastaydım. O yüzden gelemedim sana annem. Şu an iyiyim ama. Sen de iyisin değil mi? Eve gidelim mi? Eve gidin. Eve gidin. Evimize gidelim. Evimize gidelim evimize. Evimize gidelim annem. Ölürüm sana annem, ben ölürüm. Bak burada teyzeler var. Merhaba. Bu Esra abla. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Nasılsın? Sen babayla tatillerdeymişsin. Tatillerde değilim ki. Tamam ama öyle derler biz de. Tatildeydik derler. Evet. Baba ciciler almış. İstediklerini yedirmiş. Evet. Çok sever onu babası. Ben tatile gitmedim ki. Ben babaannemlere gittim. Babaannelere mi gittin? Babaanne tatil işte. Bir el salla. Evet. Babaya da el salla. Öpücük atalım. Babaannene, dedene. Sizi seviyoruz. Hadi. Babana el salla. O seni görecek televizyondan.
Evet. Ah yavrum benim. Tamam. Bebeği tamam. de çok güzel. Ben hiç... Evet. Ay, bir adını evet. sorabilir miyim? Hadi eve gidelim. Bir dakika. Tamam. İfa Selin. Benim de oğlum var biliyor musun? 4 yaşında. Biliyorum. Biliyor musun? Nereden biliyorsun ya? Buna Şevval'in oyuncağı. Sana mı verdi Şevval? Bakayım. Evet. O ne? Alabilir miyim? Adı ne? Adını ne koydun? Bebeğin adı ne? Ne? Şevval'in oyuncağı varken onun adı ne? Ha, Şevval'in oyuncağı varken seninle oynadı. Lila'ya. Nilo'ya. Nilo'ya. Tamam. Ona başka bir isim de koyabilirsin. Oldu mu? Eli çok acıyormuş. Peki. Tamam. Hadi o zaman siz eve gidin bir an önce. Ay maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Bahtı kaderi güzel olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Yani yalnız değilsiniz. Esra Erol her zaman burada. Ay. Ne olursunuz sabredin, bekleyin ve çaba edin. Çaba edin. Gidelim mi artık? Gidelim mi? Tabii ki gidin. Koşarak gidin hem de. Hadi. Seni öpüyorum. Koronavirüs var değil mi? Aşağıda eve gidelim. Tamam. Ay o eve takmış kafayı. Tamam. Eve gidin. Gel. Eve gidince annen sana ne yapsın peki? Hangi yemeği yapsın? Ne yapalım gidince? Tamam. Ne? Tamam. Tamam. O eve gidelim. Tamam, hadi eve gidelim. Hadi, çok teşekkür ediyorum. Ya. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ay, 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 ay. O sarılma, o anneyi böyle arkadan okşama ama en sihirli sözcük eve gidelim. Evimize gidelim, yuvamıza gidelim. Çünkü çocukların kendilerini en güvende hissettikleri yer evleridir. O evleri de ev ve yuva yapan aslında anne ve babalarıdır. Oradaki pişen yemekler, oradaki huzur, oradaki mutluluk o çocuğa o evi kaç metrekare olursa olsun gerçek yuva haline dönüştürüyor. Bunun da en güzel cevabını küçük yavrumuz verdi. Çok şükür, Allah'a hamdolsun. Hatice Dinçer geliyor oğlu Erdinç'le beraber. Kızı Büşra Nur evden kaçmıştı. Bugün bir konuyu gündeme getireceğiz. Önce konuklarım buyursunlar. Gelin buyurun, gelin damat. Hatice Hanım'ın kızı Büşra Nur 3 Aralık'ta evden kaçıyor. Güven Kara Hasan'la nikah masasına oturuyor. Muhtemelen bir kişi kaçır deyince kaçırır ablacığım, ben de kaçırdım. Boynunu güven. Teyze çok ayıp, buradan çıkartacağım zaten. Sana ukrası dar etmeyeceğim. Erdi. Buraya bekliyorum. Sonunda seninle savaşacağım. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Evlendik ve mutluyuz. O var o. O psikomat. Güven seni var ya seni. Getirdim baksana. Yavrum. Sen benim aşkımsın balım yavrum. Hiçbir hatalarını görmüyorum gözümde. Serdik kaçtık evlendik. Mutluyuz. Barışma için geldim. Seni ben sevmiyorum. Sevmeyebilirsin ama torunun olacak. Hayır. Hadi gel. Hele bir gel baksana ne. O etmiyorum. Gel seni parçalayayım abla. Pisko bak. Hadi gel abi yanı tarafa. İstemiyorum. İstemiyorum ya. Kızım benim. Bana gelmezse Büşra'yı da soy ismini sileceğim. O zaman benim torunum olamayacağım. Erdinç Bey, siz kardeşinizi affeder misiniz? Vallahi ben affederim. Nasıl affedersin? Sus. Şey yapma. Neyi kucaklayacaksın? Sus lütfen. Hatice teyze, çocuklarına çok baskı yapıyorsun. Baskı yapmıyorum. Gülsün. Mutluyuz. Biz buraya barışma için geldik zaten. Barışmadan da gitmeye niyetimiz zaten yok. Ben kabul etmiyorum. O şahısa bakmak istemiyorum. Abi. Sen al. Otur. Tamam, güven. Güven. Ay yapma. Hayır. Aşk olsun Hatice teyze. O çiçeği bana zamanında verecek.
şarkı zamanında geçti. Kabul etmiyorum. Dinle. Zaten kendime iyi bir eş seçtim. Onu seçtim, ben kabul etmiyorum. Eşim istemeyen birisi, ben de onu istemiyorum. Ailemle geri dönmek istemiyorum. Barışmak da istemiyorum. Ben ailemin baskısını hala üzerimden atamadım dedi. Cezaevinde gibi yaşadım dedi. Çocukluğumu bile yaşayamadım dedi. Kızımın omuzu niye böyle oldu? Kızım dimdik geldi sana gelirken böyle. Neden böyle oldu çocuk? Hayat, ben bir süre eşim ol demeden ziyade başımın tacı ol dedi. Yani biz barışmak için geldik de bir suç mu yaptık şimdi? Kızım bak sana söylüyorum son defa. Eğer benimle gelmezsen soyisimi değiştiriyorum. Seni de siliyorum, bak buna emin ol. Bu kardeşim Arda Dince'den size hediyemiz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Oh, tatlı yiyelim, evet. Tatlı konuşalım. Yalnız ben bu baklavadan şöyle bir çıkarım yaparım. Evet. Hani artık bütün olayı kardeşimle de damatla da bütün her olayı tatlıya bağlayalım. Öyle değil mi? Efendim? Öyle değil mi? Ben istemiyorum. Asla, asla. Hatice teyze bugün çok duygusalsın. Yok. Neyin var bugün? Hatice teyze. Ağlama, ağlama, ağlama. Bugün... Ben kızımı istiyorum. Ben yavrumu istiyorum. Ben canımı istiyorum. Teşekkür ederim. Ben onsuz yaşayamam. Ben onsuz yaşayamam. O da bensiz yaşayamaz. Bugün niye bu kadar gözyaşlarında, duygusallıktasın? Biz şimdi Hatice ablayı şöyle cabbar hiç... tepki vermeyen bir kadın olarak tanıdık. Bugün bambaşka biri olarak çıktı buraya. Gözyaşlarıyla çıktı. Üzülüyor musun bu duruma? Zaten ben ilk aydır ağlıyorum. Gecem gündüzüm yok. İlk aydır ağlıyorum. Ay, nasıl ağlamayayım ya? Yavrumu nasıl ağlamam? Onun ama çemberini, şimdi... kokulu çemberini... Hiç başından, koynumdan çıkarmıyorum. Başında çemberi kokusuyla duruyor. Benimle yatıyor, benimle kalkıyor. Çemberiyle beraber yatırım kalkıyorum yavrum. Hatice teyzeciğim bak, kızın yavrum yetişkin bir seçim yapmış. Anne gel barışalım diye. Üç gündür bak senin karşında neredeyse. Yok, yani ben barışsaydım, barışsaydım buralara hiç gelmezdim. Ben barışacaksaydım orada memlekette barışırdım ki. Niye buralara gelecek mi barışsaydım? Ha sen diyorsun ki bana kızımı kopar oradan getir. Ben barışsaydım ama... buraya gelmeme gerek yoktu ki canım. Hatice teyzeciğim durum şöyle ki her kızınızın şey hayatını ya kurduğu kişiyle ilgili herhangi bir problem yok. Evlilik yapmışlar. Mesela kızınız hamileyim dedi. Ben kabul etmiyorum. Hamileyim dedi. İnanıyor ben musunuz bu hamileliğe? Ben onaylamıyorum. Şey bir şey diyeceğim. Hayır asla Esra onaylamıyorum efendim, ben bu siz... evliliği. Yanılmasam dün, dün dediniz ki ben hamilelik testi yaptıracağım dediniz. Ama yani bir yaptırın hamilelik testini bakalım acaba hamile mi? Siz hamileliğe inanıyor musunuz? Ama ben yani ben gözümü görmedim şey inanamam ki. Hatice teyze sen inanıyor musun? Ben inanmıyorum. Yalan mı söylüyorlar? Ben inanmıyorum. Çocuğu da kabulüm dediniz, inanmadınız. Bakarım inanmıyorum. Nasıl kabul ettiniz? İnanmıyorum. Ben onun hamile olduğuna inanmıyorum. Ya vallahi götürürüm ben hamilelik testine. Niye peki yalan söylüyor hamileyim diye? Çünkü Erdinç... Erdinç Bey niye öyle düşünüyorsunuz? Niye yalan söyleyecek kız kardeşiniz? Yok ben yalan söyle demedim yani inanmıyorum, inanmıyorum. Tamam, ama annen inanmıyor. Yalan mı söylüyorlar Hatice teyze? Evet. Niye bu yalanı söylesinler? Söyler onlar, her şeyi yapar. Her şeyi yaparlar. Kızım değil de yanındaki o şey... İsmini lazım almak istemiyorum. Öyle bir şey Güven Bey. Demiyorum, güven de demiyorum. O insan. Peki, Güven, Büşra anneni ikna etmek için hamileyim diyorlar. Ama bu yalan çok kolay ortaya çıkar. Ben şimdi onları bir teste göndersem, orada bebek var mı yok mu bunu görebiliriz. Eğer orada bebek çıkarsa ne yapacaksın? Ben onu biliyorum. Neyi biliyorsun? Ben biliyorum. Yok mu bebek? Yok. Vallahi... Adınız Güven ama size bir gram güvenmiyor. Niçin abla? Hiçbir konuda. Kızınıza, kızına iyi bir eş olamayacağınızı düşünüyor. Sizinle ilgili çok büyük ön yargıları var. O ön yargılar asla aşılmaz bugün ama... Büşra Hanım bak annen çok ağlıyor. Ablacığım biz buraya barışmak için geldik. Biz elini öpmek için geldik buraya. Yani biz... Ben kızını aldım da daha bayramı götürdüm. Eşim ettim, nikahıma kıydım, muamelemi yaptım. Yani burada biz niçin geldik?
ben barışsaydım orada da barışırdım. Hatice ben yani hiç gelmezdim. Oğlunuz evlendiğinde Erdinç Bey oğlunuz olmaktan vaz mı geçti? Yine oğlunuzdu. Boşandı yine oğlunuz. Ama insanların, sizin annelerin dışında da bir oğlan, hayatları oluyor çocukların. Oğlanla kız çok farklı. Niye? Ne fark eder? İkisi o de... annenin şeyi siz onu bilemezsiniz. Anneden anneye değişir. Nasıl yani? O da anne, ben de anneyim. Buradaki herkes anne. Annelere el kaldırsın. Oğlanın yeri ayrı. Oğlanın sevgisi ayrı, kızın sevgisi ayrı. Hangisi herkesin daha fazla? Sevgisi... Benim de kızım ona var, Allah oğlum var. Bilir. Evlat ayrılmaz. İkisinin ona de Allah sevgisi bilir. Aynı. Kim... Hatice teyzeciğim, nasıl farklı? Mesela Erdinç'in sevgisi ne kadar? Evlatın sevgisinin hepsi birdir ama kız evlatının... Daha mı fazla? Çok farklıdır. Daha özel, bana daha güzel. Ben çok... bilmem anneye, başka anneleri şimdi bilemem. Şimdi ben iki oğlum olduğu bana için... Bana göre çok farklı. Ben kayınvalide olacağım. Bana göre çok başka. Büşra Nur, bak seni hala kundaktaki bebek halinle seviyor. Büşra Nur'da da maşallah hiç tepki yok. Büşra Hanım, üzülüyor musun bu duruma? He? Hiç üzülmüyor musun annenin bu haline? Yani bunlar sahte gözyaşları mı? Evet. He? Evet. Daha önce de yapar mıydı böyle problem yaşadığınızda? Yani sen bu görüntüye alışkın mısın? Alışkın değilim. Yani annenizin dediği mi olur? Olmadığı zaman ikna etme yöntemi bu mudur? Evet, ağlamak. Ağlar mı? Tepki vermemen beni çok şaşırttı da. Şimdi normalde annen Nülüfer bile bak Hayriye teyze ağladığında o annesine karşı çıkan Nülüfer üç kere bir geri dönüyor annesinin o halini görünce. Büşra Nur'da hiç tık yok. Hani annem bu ağlar ağlar durur gibi. Hatice teyze. Güven kızını kandırdı. Çık oraya, hamile olduğun yalanını mı söyle dedi. Hatice teyze. Beraber gideceğiz, testini yaptıracağız, bakacağız. Ben o peki, şansa güvenmiyorum, sen, inanmıyorum. Peki sen o ayaklarını yorma, hiç de yerinden kalkma. Şuradaki ekrana bakar mısın? Hatice teyze, buraya bakar mısın? Hazır mısın? Hazır. Tamamen gözünüz burada olsun. İyi söyleyeyim. Erdinç, istersen sen annenin öbür tarafına geç. Daha rahat bakıyorsun. Tamam. Heh. Bak bakalım. Gelsin görüntümüz. Hatice teyzeciğim, bu tarafa dönüp bakar mısınız? Hiçbire bakmak istemiyorum. Niye? İşte. Hatice ben teyzeciğim, bak burada sana göstereceğim bak, görüntü çok önemli. Yavrum, ben kızımı istiyorum. Bebeği de orada, bebeğini istiyorum. Görelim. Gelsin Mehter'e. Doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'na da buradan sevgilerimi ve teşekkürlerimi de iletiyorum. 6 hafta 3 günlük hamilesin ve ilk kez kontrol evet. edildin. Evet abla. Ve bebeğinizin kalp atışlarını duydunuz. Sen gideli 6 hafta olmadı. Duydunuz. Ben sayıyorum tek tek. Nasıl oldu? 3 Aralık'tan 3 Şubat'a 4 hafta. 3 Ocağa 4 hafta, 3 Ocak'tan 3 Şubat'a 4 hafta, toplamda 8 hafta. Olsun, bir de bugün ben... ayın 4'ü bak. Hatice teyzeciğim. Ben her şeyi biliyorum. O bana ne dedi? Kulağıma, ne hissettiniz? Yeğeniniz oluyor. Siz de dayı olacaksınız bak, bana Erdinç. Ne dedi? O zaman yalan konuşuyor. Bana sarıcılıkta ne dedi? Kendisi söylesin ne dediğini. Söylesin. Hamile değilim dedi. Diler. Bir niye yalan konuşuyorsun olacak. Kızım? Bana ne peki, dedi? Peki Esra Hanım. Sordum kızım böyle bir şey var mı? Hayır dedim bana. Bir dakika. Böyle bir şey olamaz Esra dedi. Hanım. Hı-hı. İsterseniz şeyi arayabilirsiniz. Kimi? Sorunları var. Onu arayıp sorabiliyorsunuz. Erdinç'ciğim çok ciddi psikolojik sorunlar olan kız sıratımda kardeşinizi daha küçükken... Şimdi siz de dayı oluyorsunuz. Olmuyoruz. Ne dayısı? Yani Erdinç dayı anneanne oluyorsun. Sen anneanne oluyorsun. Hayır ben kabul etmiyorum. Tamam. Esrarcığım bak, yıllar lütfen. Sonra bu çocuk bu görüntüleri izleyecek. Diyecek ki anneannem beni hiç istemez. Abisi beni aradı. 10 dakika önce. Kimin abisi? Bunun abisi. Küçük abisi. Güvenin mi?
Yok, niye Güngün abisi? Büşra'nın. Büşra'nın abisi dedi ki, anne dedi, bak koskoca akademisyen çocuk ve araştırma görevlisi. Dedi ki, anne Büşra gelmezse dedi, beni dünyada yok bil dedi. Hatice teyzeciğim. Kendine de ben dedi, bana mesaj attım dedi. Akademisyen ve araştırma görevlisi. O kadar Büşra abi. Nur geri dönmezse Büşra, dedi ki o, ben bu dünyada Büşra, yokum. Büşra, o abiyi güvene değişir misin? Değişirim. Akademisyen ve araştırma ölen görevlisi. Abi, ölüyor senin uğruna. Evet, değişirim. Bir eli oğlunu. Bunu hak etmedi ki abi. Hatice teyzeciğim. Yani koskoca akademisyen ve araştırma görevlisi çocuğumun oğlunuz, babası sonuçta. Kız kardeşi kendi hayatından vazgeçti. Niye kendi hayatını, kariyerini, yaşamını, nefesini yok sayıyor? Bunu da anlamıyorum ya. Üstüne bir tane daha evleniyor. Esra Hanım, komutanlar, belediye başkanı, şehrin tüm öyle bir babalar var ki eşini de düşünmüyor, ismi taşıyanlar. Siz ben de konuşurum. Onun gözünde bir canlandır şöyle. Benim ağladığım ne biliyor musun? İlersin çok kötü. Onun için ağlıyor bu anne. Hatice teyze soruyorum o zaman. Oğlunu Erdinç'i evlendirirken bulduğun kızla ilerisini gördün mü? Erdinç'in evlendiği kızla ilerisini gördün mü? Gördüm. Ne gördün? İstaresi güzel çıkmadı. Tövbe estağfurullah. Evet. Estağfurullah. Yine de nikah masasına mı oturttun? Oğlum dedin evlendin, mutsuz olsun dedin. Bir saniye. Ben İstanbul'a ablamın ameliyatı için gelmiştim. Bunun beni niyeti... evlilik bozulmasın diye bir an önce çocuk yapmalarını tavsiye eden de sizsiniz. Bir kızı saniye. Bulup tanıştıran da sizsiniz ama olmayınca olmuyor. Bu işte... Ya lütfen bana bir saniye. Avukatcığım seni çok severim. Bak ben de sizi seviyorum ama sizden de çok şunu öğrendim. Eve gittim dün akşam çocuklarıma dedim ki işte anneniz. Bakın benim dediklerimi yapmazsanız ben sizi nasıl zor dünyaya getirdim. Bak sizin için çok çalışıyorum. Benim sözümden dışarı çıkmayın. Ne dediler? Tamam anne dediler, odalara gittiler. Esra Hanım bir şey söyleyeyim mi? Hatice teyzeyi gördükten sonra emin olun herkes şükür ediyordur. Bir de pırlanta gibi. Ha. Bak onu unuttum. Bir dakika. Gel bu işi... Hatice teyze öpüyorum. Seni bak seni bana seviyoruz. Bana 3 dakika verir misin? Çok rica ediyorum vereceğim. Senden. Şunu yavrum. Söyleyeyim sana bak. Çok tatlı kadınsın. Ama çok zor kadınsın. İstiyorsun ki ben kuralları zor ben kadını... koyayım, çocukların mum olsun. Bak değil, asla, haşa. Öyle. Ben Allah'ın emrini bilen, hadisi bilen bir kadınım. 30 senedir bunun peşindeyim, o hadisin peşindeyim. Bak, hiçbir zaman çocuklarımı zorlamam ama geleceğini çok iyi düşünürüm. Aman derim, benim gibi olmasınlar. Ben ne zorluklardan bu zamana kadar geldim. Her şeyi gördüm. Benim anam babam yok. Ben 6 yaşından beri yetim büyüdüm. Onların yoluna canımı feda ettim. Onun farkındayım ama bir saniye sen yavrum. Senin kurallarınla oynasınlar istiyorsun. Değil. Onlar bak Erdinç kendi kararlarını veremiyor. Verebiliyor musun? Veriyorum. Niye veremiyorum? Niye vermeyecek ki ya? Erdinç'ciğim annene dedin ki ben bu kızla evlenmeyeceğim ama, dedin. İlk eşinle ama... kendi kararlarını. Ha? Hayır. E o zaman sen kardeşine barışmak istiyordun. Gidip barışsaydın annem engel oldu sana. Allah'ım. Bak ya. Azizler dur. Ya Allah lafı ağzına ama ben hatta dün ben dedim ki şuraya barışırım dedim hatta. Ama onunla barışmam dedim. Ama sen ilk geldiğinde barışacaktın. Dedin. Evet. Doktoru seni kendini istek... Çiçeği de dün alacaktınız. Anneniz parçaladı. Yani neyi? Şimdi göz çiçeği de alacaktı dün. Siz geldiniz aldınız. Bak işte kardeşler dinle beni. Kardeşler o kadar bacısına fedakar, kız kardeşler o kadar fedakar. Dur. Ama konuşmak istiyorum ben Erdinç'le. Buyurun. Bak. Koskoca akademisyen bir çocuk. Siz barışmayı araştırma istediniz. Arasında canını feda veriyor ki. Siz barışmayı canını istediniz ama anneniz bir, engel oldu. Koskoca bir... Değil mi? Görüyorsun. Evlilikte, hayatta ben her şey... Canımı Hatice teyze oğlunla konuşacağım. Erdinç bir yardım edin. Şimdi hayatta siz bir evlilik yaptınız, deneyim yaşadınız. Biliyorsunuz evet. ki annenin isteğiyle, kızım, karşı çıkmasıyla o evlilik bak. Kurumu ayakta kalmıyor. Bunu yetişkinler, evlenen insanlar yürütüyorlar evet, değil mi? Evet. Kardeşinize ve evlendiği güvene bir şans verseniz. Şans veremem maalesef. Neden? Sevmiyorum. Sen çok böyle hani sakin yüzlü, uyumlu, ılımlı bir insansın. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ama benim eşim benimle beraber uyum sağlayamadı. Neden? Çünkü ne bileyim farklı tavırları vardı birden parlıyordu.
huysuzluk yapıyordu. Ama siz evlenmeyi de zaten başlangıçta istememişsiniz. Anneniz size demiş ki sütümü helal etmem. O yüzden evlenmişsiniz. Yani huyunu bildiğim için öyle dedi. Ha işte bak huyunu bildi. Evet. Huyunu gördün. Anne ne dedin? Anne bu kızla ben yapamam dedin. Annen ne dedi? Ben de işte onun için kızımı kendim almak istiyorum. Ha. Öyle bir hata annem işledim de bununla beraber. Dur, annen ne dedi? Annem de bana dedi ki sana dedi emdiğim sütü haram eder dedi. Bu kızı alacaksın dedi. Sen anne o kızla ama, evlenmeseydin annen sana... Ama o baskı sayılmaz. Sana... O baskı sayılmaz. Peki annen evlenmeseydin o kızla değil mi? Evlenmeseydin annen sana ne derdi? Annem bana valla ne diyecek ki? Tamam şey emdiğin sütü zehir zıkkım olsun demiş. Başka ne diyecek? Valla... Korktun mu o sözden? Korkmadım. Niye korkayım ki? Niye evlendin o zaman? Yani evlendim yani. Bu kız dedi iyi dedi. Yani ben yani bana öyle şey yap söylediği için evlendim ben yani. Yani sen annenin ahını almak istemedin. Büşra'nın babası Eşref Bey telefon hattındaymış. O hastanede acilde yatıyor. Komaya girmiş. Ya az önce Eşref Bey geçmiş olsun. Selamünaleyküm. Merhabalar. Aleykümselam. Nasılsınız? Acil şifalar dilerim. İyi misiniz şimdi? Esra Hanım, tüm keşhasınıza ve ekip arkadaşına tüm teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun. Ben şimdi öbür konuya geçtim. Zaten rahatsızım. Çok da yormayalım sizi. Şimdi şöyle ben sizi zaten görüyorum. Ben şimdi arkadaş neyse damat falan demeyeyim ona. telefonla beraber iş kurdu. Bak telefonla. Telefonla benim kızımı çeldi kafasını. Bundan sonra geldi aldı gitti. Tanıma yok, etme yok, bilme yok. Yavrum bu iş sen şimdi affedersin şimdi pazara götürdün zaten hayvan alırken bile bakıyorsun. Acaba bir uyluğun mu kopuk, gözün mü kör, boynuzun mu yok. Yani bunları ters yapmadan alamıyorsun. Bu konuda hatalılar duyuyorsunuz. Tamam hatalılar da şimdi bak Esra Hanım benim kızım rahatsız da ben kızımı nasıl tedavi ettim eden şimdi doktora bu tedavi görüyor. Ben şimdi bu kızımı şimdi tedavisi olmamış yarın öbür gün bu ne yapacak bu yarın öbür gün ya. Niye şu anda da istemiyorsunuz boşanacak zaten. Bak, yani şimdi, sizin şu anda annenin talebi yerine gelebilmesi boşanması lazım. Buna bak. Ben görüşeyim, konuşayım. Tamam, konuşun. Niye cinayetle bitecek ya da boşanmayla yok, bitecek? Bir dakika, bir dakika. Ben görüşeyim. Ben konuşayım. Bundan sonra siz cevap verin. Tamam mı? Alo. Tamam, şeyi söylüyordunuz. Sesimi kesmeyin sonra... ya eşim, sesimi kesmeyin, bağlasın adamı. Cinayet ya da boşanmayla bitecek kriz dediniz, oradan devam edin. Şimdi bak Esra Hanım. Şeref amca. Şimdi ben bunu doktora götürdüm. Bu iki ayda, üç ayda bir kontrola gidiyor. Doktor bana dedi ki şu anda ben de tedavi gördüğüm müddetçe bu diye evlilik şeyi buna yasak. Ancak diye ben tedaviyi tamamlarsam, ben bunu okaya verirsem... Lütfen diye, beraber ayrılır mısın şöyle? Ara bir mesafe istiyorum. Hayır. Lütfen rica ederim. Hayır ayrılamam. Yani ona böyle baskı yapıyorsun. Hayır. Tamam Büşra Hanım. Baskı yapıyorsun. Ara bir ayrılır mısın şöyle bir... Eşref amca konuşuyor. Eşinize de izin vermiyorsunuz. Şöyle bir ayırın bak. Şu kızınız tedavi görüyordu. Bunun evlenmesi yasak. Eşref rica amca. Rica edeyim sana. Lütfen, Hatice teyze. Bakın eşiniz konuştuğu için araya giriyorum. Şimdi Büşra Nur'un rahatsızlığı varsa... Sen inat bir insansın. Niye onu... Şimdi nişanlılık evliliğe giden yol. Niye nişanladınız? Böyle bir ayrı. Ne oldu? Biz kendi zorumuzla olmadı. Dışarıda akıl mesela akrabalarımızın zoruyla oldu. Bu mesela illa gel böyle olsun, şöyle olsun. Biz yani illa verici tarafları değildik. Bacı. Bak baba ölüyor, abi olmadı. Ölüyor dinle. Zaten de bu nişandan sonra da daha çok arttı hastalığı. Biz bunu bir fiil doktora itibat halinde. Psikolojik. Bu şimdi psikolojik tedavi görüyor benim kızım. Şimdi bunun diyor zaten doktor bize söylüyor. Bunun kullandığı ilaçlar belli. Böyle böyle söylüyor. Bunu böyle böyle yapmayın. Ancak diyor, ben okayı vereceğim. Ondan sonra diye evlenme konusuna geçer diyor. Doktor dedi. Genel tedavide.
Şimdi ben şimdi bu kızı şimdi nasıl evlendireyim? Bu kız nasıl bir şey olsun? İlerisi nereye gidecek? Bunu daha kötüye peki, gidecek. Peki şimdi bulunduğun yerde doktor tedavisi görüyor musun Büşra Hanım? Evet, evet. Şu Büşra Hanım. Anası da görüyor mu? Anası söylesin bakayım görüyor mu görmüyor? Çocuk kontrolüne geçti. Bak ayın 9'unda kontrolü vardı çocuğumun. Tamam. Sen yine kontrollerini yaptırırsın. Tedavilerine devam ediyor musun? Yok, hayır. Nasıl yaptırırsın? Kendi doktoruna. Büşra Hanım kendi doktorundan. Hatta hamile olduğu doktorun yanına geldim. Dedi ki 3 ay dedi normalde ilaç kullanmasında bir sıkıntı yok dedi. İsterse kullanabilir. İsterse kullanamaz dedi. Bulanacak devletasında psikiyatri doktoru. Onun doktoru orada değil. Diğer. Kendi doktorundan. Doktor dedi, doktordur. Psikiyatrist psikiyatrist. Onlar dedi, devlette raporları görürler. Hayır. Büşra Nur'un tüm bilgileri, tüm araştırmaları, yapılan o muayenedeki doktorun bulguların hepsi onun... E-Devleti sağlık bilgilerinde evet. yazıyor. Olamaz. Evet. Kararı o verecek. Doktorda dosyası var. Dosyası Giresun'da olsun, ister Kars'ta olsun, ister Edirne'de olsun. Sen... Edirne'ye gittiğinde, başka bir psikiyatriste gittiğinde onun bilgilerini açtığı dakikada bir şanlı... Rahatsızlığı yok. İstemediğiniz kişiye damada gitti, kızıyla hasta yaptı. Bir saniye. Böyle bir şey olmaz. Bakın... Devletin hekimlerini de karalıyorsunuz. Böyle şey olmaz. Şimdi eğer gerçekten doktorlarımız... bakın anne baba olarak saygım sonsuz. Koruma güdünüzü de anlıyorum ama sizin nezdinizde tüm ailelere sesleniyorum. Evladınızın bir rahatsızlığı Esra'cığım, varsa. Esra'cığım okur musun? Kısıtlayacaksınız. Esra'cığım sizden istiyorum. Bu nikah yapılmadan çok önce önemli. Bu kızın evlenmeye engel bir halinin olmadığı doktor raporuyla ispat edilerek resmi nikahları kıyılmış. Evet. Sizden izin aldınız mı? Ben... Hatta sağlık kurumlarını hep durdurdum. Bütün sağlık kurumlarını. Bu kadar abilerin, dayıların varsa sağlık kurumlarını durdurduysan... Gelmişsin 40 yaşına, hani işin... Kaçtığında yok, da halletsin. Niye bir işin olmadı? 50 yaşında. Hatice teyze artık kızgınlıkla nereye sağlayacağını bir şey var. Bana yetiyor. Çok bana müsaade etmesen, müsaade etmesin bile bilmiyorsun. Hatice teyze bugün son gün, onları da... 70 yaşına gelmişim, müsaade etmesin. Sen bilmiyorsun, ben sana anacığım diyorum, anneciğim diyorum. Ne annesi be? Sen kaç saatten beri anlatıyorsun ya. Sen onu anneyi, bir kere anne yapamadın. Biz size mi örnek olacağız? Hayır. Bana müsaade eder misin? Ettim, buyur. Sen bu yaşına gelmişsin. Bana ne dedin? Bak Allah var yanımızda. Ne dedin bana? Şeye geldiğimde, sizin köye geldiğimde bana ne dedin? Ben dedin, bu köyde doğdum. Burada yaşadım. Dur bir saniye yalan. Bir saniye. Bana müsaade verir misin? Bana müsaade et. Ya bana müsaade ver. Söyleyeyim. Dalara bile bağlanın konuşsunlar. Bir saniye yani bak bir saniye. Yalan bu da, yeter. Bu da vardı bak yani oğlum da vardı yanımda şey, bak. Gerek yok. Bak demedim. Doğru bak. Konuşsun başım üstüne tacı olsun. Bir saniye. Sen suçlu psikolojisine girmişsin. Suç psikolojisine girmişsin bir saniye. Suç psikolojisine girmişim şu anda. Ama şu anki durumlardan gerçekten saniye, benim de psikolojim bozuldu. Bir saniye bana ne dedin biliyor musun? Ben acıma Güven ölürüm. Güven diyor ki benim de bu süreçten sonra psikolojim bozulacak. İnşaatta çalışamaz bak, evet. Bir şey söyledim. Dedi ki ben inşaatta çalışamam dedi. Evet. Ben dedi meğer inşaatta çalışmış. Şeyde de gördük, feyisinde gördük inşaatta da çalışmış. Bana ben inşaatta çalışamam dedi. Tamam merkezinde ama çalışıyor. Merkezinde inemem dedi. İşinde de gücünde de Hatice teyze. Hani işte? Nerede işi? Çiftçiyim diyor. İşince... İşi yok ki. Tamam. Çiftçiyim köyde. Diyor, çiftçiyim diyor. Çiftçiyim. Ben. Sen o çocuğa iş bulduğumda kızın evliliğine onay verecek misin? Bir saniye. Soruma ben cevap şey ver. Ben Güven'e iş bulduğumda bu evliliğe onay verecek misin? Bana niye demedi ben çalışamam dedi bana. Hatice teyze işi bulduğumda kızının evliliğine onay verecek misin? Onay vermeyeceğim. Ha? Tamam. Arka yönü çok kötü. Peki. Zaten sanırım terk ettiler burayı. Ara. Bak şu niye benim götürdüğüm dosyalara bakmışsın? Hayatındaki kadınları bir göster ya. Göster hayatında bir kadına, bak seyircine bir izlesin ya götür, sana getirdim ya dosyayı. Güven'in hayatındaki kadınları bir göster ya. Ya geçmiş. Yavrum geçmişi bırak. Hadi diyor teyzeciğim. Ki, bak diyor ki. Kızının. Burada söyleyeceğim bir saniye, bana bir kızın saniye. Kızın son cümleni kurban alacağım sana, artık diğer kurban konuya olurum geçeceğim. Sana. Ne diyor, bak ne diyor. Diyor ki Güven diyor, birisini kaçırdın o gitti. İkisini kaçırdın o gitti, üçüncüsü Güven'de mi diyor.
Güvenceli mi diyor? Garanti mi diyor? Tamam. O da diyor ki öbür arkadaşı da. Şimdi güvenle Büşra Nur kaçtılar. Ya. Büşra Nur güven. Bir saniye diyor ki onu diye bak diye garantide diyor. Yanında öbür arkadaşı mesaj yazıyor. Hatice teyzeciğim benim derdim değil, kızını Giresun'dan yaşadığı köyden buraya getirip sizin karşınıza çıkartıp barışmanızı sağlamaktı. Onlar barışmak için ben çok meyilli ve orada çok istekliydi. O zaman bir barışma sağlanmayacak. Buraya kadar geldiğiniz için çok orada teşekkür barışırdım. Ederim. Yavrum, kızınız tek başına doğum yapacak. Yalnız kalacak. Kalbim ve gönlüm isterdi ki kızınızın yanında olun. Onu eşinin ailesinin karşısında yalnız bırakmayın ama bunu maalesef sağlayamadım. Kendim için de çok üzgünüm. Yolunuz açık olsun. Bir şey diyeyim bana müsaade et de sana bir şey söyleyeceğim. Bak sana bir şey söyleyeceğim bana müsaade et. Tamam bitti. Ama bana müsaade ver. Müsaade ver bir şey söyleyeceğim. Hatice teyzeciğim. Ben buraya üç kere sana, beni üç kere... Lütfen bak müsaade istiyorum hepinizden. Son cümlenizi alayım. Sen beni üç kez çağırdın. Ben hep geri durdum. Değil mi? Üç kez geri durdum, iptal ettim. Tekrar çağırdım. Buraya kim başvurdu? Bir saniye, ben başvurdum ha. Ben bunu dedim savcılık yoluyla çözerim diye uğraştım. Neye bakacaksın? Ya Hatice sende bir problem var diyeceksin. Yavrum, bende problem yok. Peki. Kesinlikle. Hadi, görüşürüz. Yazık, öbür Büşra Nur'da. Vallahi çok uğraştım. Allah şahit. Yani ben uğraştım. Az değilsin sen. Şimdi Hayriye teyze geliyor Nilüfer'le beraber. Var. Salih'in babası canlı yayında karşımızda. Siz de yaklaşık bu 8 aylık süreçte aynı yıpranmayı, aynı travmayı siz de yaşadınız. Evet Esra Hanım, aynısını yaşadık. Aynısını biz Hayriye Hanım'la da eşiyle de paylaştım. Artı kızına da ben bir kızım gibi, evladım gibi ben ona da öğüt verdim. Bak kızım dedim, Salih'ten sana fayda olmaz. Sen kendini kurtar. Burada üç çocuk, bir gelin var, mağdur bunlar. Bunların boynunu bükme. Çok anlattım ama dinlemediler beni. Bizim yuvamızı gerçekten mağdur etti çocuklarımı. Nilüfer mi mağdur etti İsmail amca? Evet, evet. Yani o eve Nilüfer kendi isteğiyle mi geldi? Yoksa o eve Nilüfer'i getiren oğlunuz muydu? Benim gelinim üç çocuk sokakta kalmasın diye... O cahillik yapmadı, onları toparladı, mecburi getirdi. Niye soktun hemen benim kızımı? 7 ay demir tuttun evden. Sen kabul ettin de geldi. Almasaydı da sen hemen. Niye istedin? İsmail amca size soruyorum. Çocuklar evde şiddete maruz kalıyor muydu? Buyur. Çocuklar o evde şiddete maruz kalıyor muydu? Hepimizin bozulmuştu psikolojisi. Çocuklar sıkıntı çekti. Daralıyorduk, bunalıyorduk. O bağırtı martı oluyordu ama çocuklara o şekil bizim canımız onlar. Ya, yalan konuşma Allah şey aşkına ama yalan konuşma tabii ya. Kime evladı uyguladı o da uyguladı abla. Dede de uyguluyordu. Evet uyguluyordu. Mevla da dövüyordu. Mevla çocuklarına şiddet uyguluyor muydun? Tüm yaşadığın acıları üç çocuktan çıkartıyor muydun? Çıkarmadım abla. Çıkarıyordun yalan çıkarmadım. Konuşma yalan konuşma. Çıkarmadım. Sen benim anneliğimi sorgulayacak en son insansın lan sen kimsin? Sen kimsin yüzsüz? Tamam ben psikolojik olarak iyi değildim tamam ama ben sadece kendime zarar verdim. Çocuklara asla zarar vermedim. Eğer birine zarar vermek isteseydim ilk önce sana verirdim zaten bundan emin ol. Dur. İsmail amca tüm bu yaşananlar üzerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gelinim geri dönsün çocukların içine gelsin onu bekliyoruz. Barışsınlar. Ben Sadiye'ye sormak istiyorum. Cuma günü buradaydım sımsıkı tutarak dedi ki ben Mevla benden boşansın diye yaptım dedi. İki günde adama ne oldu? Gururun el veriyor mu? Benim duygularımla oynadın hoşuna gidiyor mu? Evet gidiyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Yere derin derin nefes almaya başladın.
Çok konuşacaklarım var. Buraya geldim heyecanlanıyorum. Konuşuyorum, konuşuyorum. Akşam oluyor. Her şey geliyor aklıma. Ben dün adamın burada canlı yayında olduğunu bilmiyordum. Ben film çekti de böyle buraya getiriyoruz. Vallahi öyle sandım inanmazsın. Şeyde canlı bağlantıdaydı. Ben evinde oldum. Adamın benim burada olduğunu vallahi bilmiyordum. Kıza sorayım yarın yine çıkacak mı diyeyim. Kızım daha değil olmayacak diye. O adam bir babaymış. Bir babaymış o. O kızı o neden evinde tutmuş? 7 ay. Benim de buna sebep elinde dedi. Bir şişman karı var. Taksi bunları götürüyordu dedi. Benim 17 yaşında oğlum var köyde. Beni buna aramış amca demiş. Anne benim pentikten kaçayım diye. Annem çok ağlıyordu. Kızıma teslim, aile ablama teslim edeyim diye. Kızımı konuşmalarını sesle söylemelerini bir dinlesen inanmazsın. Şimdi, az söylememiş. Bu 60 yaşında adam gerçekten... yalan niye konuşuyor bu adam? 60 yaşında adam böyle neden yapıyormuş bu? Hayriye teyze gerçekten bir tek ben anlıyorum. 7 ay boyunca kızım oradaydı. Yani evet. Bu Salih'le beraberdi. Şey bu taksiyle gelip gitmeleri çok vardı. Şişman bir adam vardı. Çebeke bunlar dedi. Bunları da gezdürüyor dedi. Gece gece bu oğlum benim para kazanmıyor dedi. Çocuklarına bakmıyor ben yuvaya vereceğim dedi adamlara. Hayriye teyze problem ne biliyor musunuz? Ben şimdi bu tüm bunları bak tüm bunları yaşatan ve onlarla yaşayan tek bir kişi var aslında. Bu işi başlatan Salih. Salih susuyor. Herkes konuşuyor değil mi Salih? Evet konuşuyor konuşmuyor bu adam ne oldu ben mi bilmiyorum. Yani senin karşında olan babana sen ne söylediysen. Babası ağzını tutmuş karısının ağzını devirtti. Bu ne yapmaya çalışıyor bunlar ya ailecek buna şebeke ya. Baba... Tutuklansın bunlar nasıl cezalandırsın bunlar ya. Ya lütfen lütfen. Adamın baba... kızları öyle hep bunlar şebeke ailecek. Şimdi, yemin ederim böyle aile bunlar. Ben İsmail amcanın da aslında çok büyük bir mağduriyet yaşadığını düşünüyorum da o... Susuyor, herkes konuşuyor. Güzel bir hayatta bu. Yani her şeyi yapacaksın. Aslında mikser gibi karıştıracaksın ortalığı. Sonra kenara çekileceksin. Ha, çekti kenara kendini. Doğru mu Salih? Doğru Esra. Babana ne söylediysen baban dün seni korumak zorunda hissetti kendini. Hayır, korumak zorunda değil. Benim dediğim tek kelime. Yaptığın hataların üstünü örtmek zorunda hissetti. Hayır. Bağlanırsan bile... Doğruları konuş dedim. Doğruları. Babanız önceki gibi önce bağlandığında yalan mı söyledi? Evet, birçoğunda inkar, birçoğunu yalandı. Karar verin lütfen. Çok bakın anlık zaten kim takip edin. İnsanların hayatta bir duruşu olur, bir yüzü olur, bir karakteri olur. Yani beyefendi sizin bu yaşadığınızın sorumlusu bu başına kalan bu geçim derdiyle birlikte serzenişte bulundu ve tek sorumlusu Salih'tir dedi telefonda. Konuşan evet. Babanız değil evet. Miydi? Evet. Şimdi de hayır benim oğlum çalışıyor diyor. Bir çalışmasın da diyor lütfen. Hayır diyor. Salih değil diyor. Rica ediyorum. Baba yalan söylüyor babanız. Yalan söylüyor demiyorum. Gerçekleri söyle arayacaksan dedim. Hepsi bu. Ha. Hepsi bu. Evet. Dünkü müydü gerçekler? Evet gerçek olan dünküydü aslında. İlk yayına bağlandığında... Onların birçoğu yalandı. Yok işte oğlum kiraya çıktı, kirasını verdim. Yok şunu bir yaptım. Onlar kesinlikle yalan. Çalışıyor mu babanız? Evet çalışıyor. Evinizin geçimini sağlıyor mu? Sağlıyor. Senin evinin geçimini sağlıyor. Neden benim evim geçimini sağlıyor? Siz niye ayrı bir evde sanki... oturmuyorsunuz beyefendi? Ayrı bir çekirdek ailenizi yürütebileceğiniz ayrı bir haneniz var mı çocuklarınızla birlikte? Ya şimdi normalde babalar... Hani emekliye ayrılırlar, emekli maaşını yerler, gençler de kendi evlerini çevirirler. Ama babanız ve anneniz sizin için çalışıyor anladığım kadarıyla. Esra Hanım, babam 48 yaşında işi bıraktı. Şu son bir aydır çalışıyor. Bunu Mevla da biliyor, herkes biliyor. Hayır, herkes konuşuyor, siz susuyorsunuz. Adam 6 ay beni hayır, en çok bu rahatsız ediyor. 15 günden beri çalışıyor. Şimdi bugün benim için aslında en önemli konu Mevla'nın yapacağı açıklama. Nasılsın? İyiyim abla. İyi olacaksın tabii. Sayenizde dün akşam çocukları da gördüm. Aslında benim sayemde değil. Ben hafta sonuyla ilgili de çok şaşırdım. Çünkü sen hafta sonu çocuklara gidecektin. Hafta sonu gel... Hani böyle bir şey... Vakit geçirebilirsin. Bu tamamen senin kontrolündeydi. Yani sadece evet. Söylemene bakan bir eve şeydi. Eve girmek istemedim abla. O yüzden gitmedim. Peki... Salih'le barıştın. Değil mi? O eve girmek istemedin. Gene girmeyeceğim. O eve girdiğinde girmek zor yani barışırsan ve girersen. Ne hı-hı. Yapacaksın? Girmeyeceğim. Nereye gideceksin? Dün gece de girmek istememiştim hatta. Ama sadece çocuklar için gittim. Peki o ev sana ne anlatıyor? Acı çektiriyor. Üzüyor. Hı-hı. Kötü anılar var.
Ev canlı olmayan, cansız bir cisim. Evet. Duruyor orada. Evin yaptığı bir şey yok. Girenler, çıkanlar var. Oraya İçinde giren... yaşananlar Bak, var. Sorun hala da görmemekte. O evi yuva olmaktan çıkaran kişi kim diye soracaksınız. Eve kabahat vurmayacaksınız. Evi yuva olmaktan çıkartan, size zarar veren o evin odaları mı? Yanınızda oturan şahıs mı? Salih. O yüzden eve mana bulmayın. Ben Mevla'nın yorumunu, düşüncelerini çok merak ediyorum. Kararın ne? Aslında ben hala net değilim. Bir yandan Salih'e şans vermek istiyorum. Diyorum yaptıklarını unutturabilir mi? Yaşattıklarını unutturabilir mi? Tekrar o güveni yeniden sağlayabilir mi? Bekleyin lütfen. Bunları düşünüyorum. Ayrılsam dün gece eve gittiğimizde çocukların ona nasıl sarıldığını falan onları da gördüm. O yüzden yani baba oldu yeni kafam gelmiş çok aklıma. Karışık. O çocuklar hep vardı. Yani vardı. Hep sarılıyordu. Zaten abla şöyle bir şey söylemek istiyorum. Zaten Salih çocuklarını tamamen silip atmamıştı ki. Çocuklarıyla zaten konuşuyordu, görüşüyordu. Nilüfer'le ikisinin hayatı başlayana kadar. Zaten hep ilgileniyordu, bakıyordu. İkisinin arasındaki durum başladıktan sonra Salih çocuklardan uzaklaşmaya başladı. Ondan sonra çocuklarla arasında mesafe girmeye başladı. Kız bakmayı dedim, bana kanatan bakayım dedin. Yalan niye konuşuyorsun kız sen Allah aşkına bir ya? Bir de bir şey daha söylemek istiyorum abla. 7 aydır aynı evde yaşıyorlar diye söylüyorlar. Biz 7 ay aynı evde yaşamadık. Nerede 1,5 ay yaşadık. 1,5 ay. 1,5 ay birlikte aynı Onun evde kaldık. Onun haricinde kaçtılar. Onun haricinde benim yanımda değillerdi zaten. Bizim tamam, köyde kendi evimiz var. Tamam 1,5 ay yanına kaldım. Bana güvenerekten çocukları bizim bırak. Kendi Nasıl evimiz var abla. Orada da kendi evimiz vardı. Oraya gittiler orada. Benim evimde gene orada kaldılar. Orada buradalar yani 1,5 ay kaldılar benim yanımda. Tamam 1,5 ay kaldılar ama 7 aydır bu ilişkiden haberdarsın. Evet. Yani ilk lütfen. Konuşsana. Hayır. Hayır. İstemiyorum, çok rica ediyorum. Ben Mevla'nın kararını merak ediyorum. Yani Şubat 2020'de onların sosyal Allah. Medyada yazışmalarını gördüğünden Yok abla, bu hayır. tarihe ben... kadar ki görüşmelerde aynı evin içerisinde de yaşadınız. Bundan sonra tüm burada yaşananlardan sonra da sen ne hissediyorsun ve ne düşünüyorsun? Ya abla söylediğim gibi ya bir şans vermek istiyorum bir taraftan. Düşünüyorum. Diyorum bana bütün yaşattıklarını unutturabilir mi? Geçmişi silebilir mi son 7 ayı? Kapatabilir mi her şeyi? İşte öyle yani kararsızım hala. Net değilim yani. Yaşattıklarını unutturabilirse... Onun Salih'in pişman olduğuna inanıyorum dedin. Evet. Yani o pişmanlığı gördüğünü söyledin. Evet hala görüyorum çünkü. Hala görüyorum çünkü. O zaman çünkü. Yanında niye tutmuş beni o zaman? Ya pişmandın. Niye yanında tuttun beni? Niye? Abla Peki. affedersin pazar günü beni... Konuşturacak beni ya. Allah'ım yarabbim. Peki ben ya, söylemesini sen... istiyorum her şeyi şu an. Ne olduğunu pazar günü. Salih söylesin. Telefon görüşmesinde bağlantı görüşme yaptı bunlar. Benim hatta olduğumu bilmiyorlardı. Biliyorduk. Bunlar konuştular. Biliyorduk. Ha biliyordunuz. Evet. Merak etmeyin. Kimle yaptığınızı artı o... Esra Hanım'a o mesajların nereden geldiğini de biliyoruz. Esra Hanım'a ben atmadım zaten. Bunu Nilüfer tarafından. Nilüfer başkasına attı. Başkası bu programa getirdi tahmin ediyorum. Hangi mesajları? Çünkü, Esra Hanım şu... Hafta sonu görüştüğümüz şeyleri. Ben hiçbir şey bilmiyorum hafta sonuna dair. Esra Hanım şöyle bir şey oldu. Pazar günü birisi aradı, akşam aradı zaten beni. Bir şirket sahibi olduğunu söyledi. Numaramı oradan bulduğunu söyledi. Dedi ki Nilüfer Hanım sizinle görüşmek, konuşmak istiyor dedi. Bağlayabilirim konuşmak isterseniz dedi. Benim ne derdi var? Ben dedim adını da duymak istemiyorum. Hayır ben de öyle görmek. Bir şey demedim. Beni İstemiyorum dedim. Sonra beni beyefendi dedi ki bana
Beyefendi dedi ki ben dedi yanlış anlamışım, kusura bakmayın, görüşmek istemiyormuş sizinle, şu an yazışıyorum WhatsApp üzerinden dedi. Sonra benden Salih'in numarasını... Siz oyun mu oynuyorsunuz ya? Oyun oynuyor. Hayır ama konuşuyor. Oynuyor. Mesela şu nasıldır, eşinizle konuşurken bildiğini sade konuşmaya devam etmek. Hayır biz eşimle öyle değil. Beyefendi biliyorum sonradan... ben Nülüfer'in hatta olduğunu ben biliyorum. Ben de abla yedi aydan gibi evet, bir ya. Çünkü hani... Nülüfer'in bana ben... hamile olup olmadığını sordu. Ben senin 200'lü olduğunu öğrendim Salih. Ben senin 200'lü olduğunu öğrendim, tamam mı? 14-15 yaşında... 200... Telefonlarla bunlarla mı uğraşıyorsunuz? Hayatta bunun gerçek sorunlar var. Hayır, ya. Sen bu kararı Nülüfer'in, Salih'in, onun, bunun ne dediğine göre değil. Kendine, kendi şahsiyetine, kendi karakterine, yaşadıklarını gözünün önünden defalarca getirdin. Evet. Ve gözünün önüne o 3 çocuğu getirdiğinde onlar adına gerçek bir karar alman lazım. Ve bu kararı barışırsın, kimse seni yargılayamaz. Biliyorum. Hiç kimse seni yargılayamaz. Diyemez ki, en fazla şunu söylerler. Mevla, insanın kaderi kendi elindedir. Evet. Kaderini de kendi şekillendirir. Sen böyle bir hayatı seçiyorsun. Gene senin seçimin. Hayat senin. Evet. Dersin ki ben hayır, böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Hayatına bakarsın, o da senin seçimindir. Hiç kimse verdiğin karardan dolayı seni yargılayamaz. Çok da konuşmayı istemiyorum. Ben Mevla'yı dinlemek istiyorum. Kararını versin. Kendi yaşamına ve hayatına bir yön çizsin istiyorum çünkü. Ben de istiyorum abla, artık gerçekten net bir karar vermek istiyorum. Böyle en ufak şeyde başka bir şey çıkıyor ortadan. İşte sürekli birileri arıyor. İşte diyor size oyun telefonlar kuruyor. Telefonlar, telefonları umursamayın. Burada ne söylüyorsanız gerçek ve samimi bir şekilde söyleyin. Gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum abla. Bir şans vermeyi bir taraftan istiyorum. Bana güvene ve verebildiği zaman, her şeyi unutturabileceğine inandığım zaman ona o şansı vermek istiyorum. Hemen her şeyi kestirip atıp boşanmak da istemiyorum kesinlikle. Boşanıyorum da demiyorum şu an. Gerçekten çok kararsızım. Kesin yani bilmiyorum. Bakın şunu da ben de şunu anlayamıyorum. İnsanlarda bir yani affetme yönünde düşünmeyi anlamlı kılabilirim kendimce. Evet zor bir karardır. Bir aileyi yıkıyorsunuz, çocukların yerden göğe kadar haklısınız. Ama sizin de hafta sonundan itibaren artık eşinizi davranışsal olarak affettiğinizde de kişisel olarak yani inanıyorum ve bunu da biliyorum. Birlikte kaldığınız beden için diliyle. Beden diliyle, davranışlarıyla bunu ortaya koydunuz. Ama ondan sonra da tekrar ben düşünüyorum demeyi ben anlayamıyorum. Hülya yalnızca mı? Size şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Affetme dava hakkınızı düşünür. Dün de belirttim. Çünkü bu programı sizin nezdinizde, hatta yayının başında bir hanım da katıldı. Aynı kuma olayına o da yaşamış maalesef ki. Tavrını ve şeyini çok net, çok net ortaya koydu. Ben sizin davranışınıza anlam veremedim. O yüzden de bu bir yardım almanız gerektiğini de söyledim. Ama siz çok gelgitleriniz var. O gelgitler karşı tarafta da yanlış anlaşıldığı zaman çok tehlikeli bir hal alır. Bakın, şimdi aldatmaların burada... en kötüsü bir aldatmanın, aldatmalar var ya, eş aldatır, dost aldatır. En kötüsü bir insanın kendisini aldatmasıdır. Ben kişisel kanaatim o, siz kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Kendini kandırma diyor ha, yani. Gerçekleri İlk aldatılma da karşı taraf suçlu olur ama siz ikinciye aldatıldığınızda suçlu olan siz olacaksınız. Bunun da defterinizi önünüze açın, artısını eksisini düşünün ama şunu da kalkıp ekrana çıkıp söylemeyin. Çünkü davranışsal olarak beden dilinizle affettiğinizi gösteriyorsunuz. Affetmedim eşinizi Salih Bey sizi. Hafta sonu. Ha? Nasıl? Affetti mi sizi Mevla? Eşiniz sizi affetti mi, affetmedi mi? Affetmedi. Peki niye yan yanasınız? Onu ben de bilmiyorum Esra abla gerçekten. Yan yana oturuyoruz ama. Ya bakın, yan yana oturmanızdan bahsetmiyoruz. Yani hafta sonu görüşmeniz... ...yetişim halinde olmanız, hep aynı ortamda olmanızın sebebi Allah nedir? Allah. O kendini affettirmeye çalışıyor. Pişman olduğunu anlatıyor. Ben dinliyorum. Bir ay sonra kesin garanti veririm. Yine ayrılacağınız, tamam mı? Nilüfer lütfen. Sen özgüven patlaması yaşıyorsun ya. Ya kendine lütfen ne kadar siz eminsin? İkinizin tartışması benim hiç hoşuma gitmiyor yani. Biliyorum abla. Sizin tartışacağınız kişi karşımda. Ya, senin yanındaki, senin de karşındaki kişi. Hep yanlış kulvarlar. Biz o yüzden kaybediyoruz. Biz hep yanlış abla, kişiyle kavga ediyoruz. Abla ben sadece soruyorum. Niye o zaman yanında tutmuş madem beni bırakacaktı da? Benim elimi tutarak milletin içinde ben bırakmayacağım. Ben karımı istemiyorum, çocuklarımı istemiyorum. Niye dedi o zaman bana? Mevlana... Niye dedin, niye, niye? Ben sana soruyorum. Susma karşımda benim artık. Bunu cevapla Salih. Cevaplayayım Esra Hanım. Niye ben adam boşanacağım dedin? Cuma günü çıkışta bana ekip de vardı yanımda. Tamam, boşanmıyorum.
tazminler parasını yedi bu adam. 6 ay tazminatını yedi, işsizlik maaşını. Esra abla, ben bir şey sormak istiyorum. Ben bunu karısı sordum. Senin kızın dedi, parası var mı dedi. Travati, babası aradı. Tamam. Bu adam ne yiye dediler. Esra abla. Hayriye teyze oturur musun? Esra abla. Hayriye teyze oturur musun bak, çok zorlanıyorum. Çocuk benden 10 milyon para istedi, otele gittim. O şarj alacakmış, bulamadım. Esra abla, Nilüfer'e bir şey sorabilir miyim? Maddi ve manevi anlamda kızımın işsizlik maaşını... 6 ay yedi. Esra abla, Nilüfer'e bir şey sormak istiyorum ben. Nilüfer, dürüst olur musun? Yani... işsizlik maaşı nerede harcadın? Niye söylemiyorsun? Niye söyle, hala? Söylemedin kızım, dedim. Oturur musun? Duramıyorum Esra Hanım. Tamam. Gerçekleri kulaklarım görüyor, duramıyorum. Senin kızında da hata var, var ama. Var. Esra abla, ben Nilüfer'e bir şey sorabilir miyim? Ne soracaksın, bana sor. Dün de aynı konuyu söylediler. Hani Salih de dedi ya, Nilüfer'in bana parası geçti, işte gittik alışveriş yaptık falan diye. Ben Nilüfer'e bunu daha önce sormuştum. Tekrar soruyorum şu an. Benim onların aldığı işsizlik maaşından haberim yoktu. Hatta bana söyledi ki Nilüfer, benim kartım annemde. Benim işsizlik maaşımı annem çekiyor. Ben gerçekten yemin ediyorum, ben Nilüfer'in bize para harcadığını, alışveriş yaptığını ben kesinlikle bilmiyordum. Sen bilmiyorsun. Dün Salih'e de sordum. Sen cevaplamayacaksın cevabını. Salih'e de sordum dün. Ben dedi söylemedim, Nilüfer söylememi istemedi dedi. Bana ama canlı yayında itiraf etti. Evet, dün söyledi. Ben evet, dün akşam sordum. Dedim ben dedim bunun haberim yoktu. Fabrikası ben de çocuğun malzemesini bugüne kadar neden söylemedin ne diye sordum. Ne kadar acı bir şey değil mi? Bugüne ne kadar neden söylemedin? Bir anlamda en mağdur edilen kişisin ama. Abla, ben Mevla, buradan nasıl ayrılacaksın? Abla, onlara hiçbir şey yok. Gider kızım can diye vura budura. Bunlar yüzsüz. Bunlar yüzsüz. Hayriye teyze. Benim için, Allah rızası için. Tamam, bak, senin için susayım kızım bak, ben. Allah sen rızası için, bunlara biliyorum. Parçalıyım. Sırf senin hatırına, ben yine geleceğim. Benim çocuklarıma, malıma, benim kızıma zarar gelsin, bu adamdır benim karşı geçeyim. Siz de şahit olun. Tamam. Ben şu buradan, bunun adım şey, Mevla, ben bundan buradan bilirim. Nasıl ayrılacaksın? Kurudum kız, Allah kimselere vermesin böyle bir şey, Allah'ım. Esra Hanım. Yandım kız, yandım. Abla, cevapları alabilir miyim ben? Artık yeter daha. Mevla, buradan nasıl ayrılacaksın? Hangi kararla? Yani cumadan beri Salih sürekli etrafında sana kendini affettirmeye çalışıyor dedin. Evet. Pişmanlığı konusunda ona inanıyorum dedin. Garip değil mi? Evet. Bunlar senin cümlelerinde. Affetmeyle affetmeme arasındaydım ama ona inancım yüksek dedin. Şimdi aldığın karar nedir? Aslında bugün bir karar vererek gelmedim ben. Bir yandan hala ona karşı eksikliklerim var çünkü. Sürekli konuşuyoruz zaten. Söyledikleri gibi sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Sürekli kendini affettirmek için çok şey yapıyor, uğraşıyor zaten. Ama ben hala kararsızım. Tam olarak güvenip inanamıyorum çünkü. Onu burada günlerce senin kararını sorgulayacak öyle bir vaktim yok, yok benim. Yani kendine bir... Bak şimdi en kötü karar ama gene bir karardır. Bir karar alırsın, yanlış bile olsa o kararın arkasında durursun. Ya da şunu söylemeyeceksiniz Esra, ben boşanacağım dediniz. Ertesi gün boşanmayacağım dediniz. Şimdi kararsızım diyorsunuz. Baştan beri ben karar veremiyorum, düşüneceğim deseniz bunu saygıyla karşılar insanlar. Ama sizin... Ben senin artık kararını gerçekten duymak istiyorum. Ben Salih'in bir şansı hak ettiğini düşünüyorum. Bana çok söz verdi. Yazıklar olsun sana, tamam. Hep kimseye zarar verecek bir şey olmadı yani. O dakikada kesildi. Nilüfer'in o dakika söylediği bir söz söylüyorum. Benim bütün hayatımı mahvettiler dedin, değil mi? Dayanamadım oğlanım, o kadar çok sevdim ki o da biliyor bunu. Ben her şeyi arkama aldım, tüm sirkeyi arkama aldım, çıktım karşısında milletim burada. Canım yandıktan senin de Allah canını yaksın, seni mutlu etmesin. Nilüfer, buraya ilk geldiğinde... Ablam affoldun, canım çok acıyor. Nilüfer, sen buraya ilk geldiğinde senin karşına geçip böyle bir hayat olamaz. Böyle bir yaşam olamaz. Ben bu resmi, bu sonucu zaten biliyordum. Siz ama bunu görmemekte ısrar ediyorsunuz. Niye yanında tuttu beni o zaman abla? 7 ay boyunca niye tuttu beni yanında? Bir insan
seni çok sevdim abla, çok sevdim. Nilüfer, bunu o kadar yapacağını değil. Bilmiyordum. Nilüfer, bu sevgi değil. Siz buna sevgi diyorsunuz. Böyle bir sevgi olamaz. Böyle bir hayat olamaz. Başkalarını ezerek, başkalarını çiğneyerek bir yaşam kurulamaz. Bunu yapan adam fırsatını ilk bulduğunda zaten seni ortada bırakır. Gerçek bu. Annenin feryadı buydu. Niye elimi tuttun? Niye o zaman militer kapaldırdı benim burada? O kadar sözler, yeminler etti ki abla, inandım, kandım, kandırıldım abla resmen. Benim duygularımla oynadı. Gelsin konuşsun, hiçbir şey yapmayacağım. Susacağım, konuşsun. Niye yaptı bunları bana? Susacağım, yemin ederim var ya, şuraya kadar gideceğim. Gelsin söylesin, niye yaptı bunları? Ne duymak istiyorsun? Gelsin konuşsun, milletin önünde konuşacağım, ayrı konuşmayacağım. Gelsin burada konuşsun. Neyi duymak istiyorsun? Niye bunları yaptı o zaman? Niye yanında bekletti? Bunların cevabını duymak istiyorum. Kaç gündür deme abla, duymak istiyorum. Söyle. Senin hala umudun var mıydı? Vardı ya. Tüm bu yaşananların içerisinde. Öyle umudum değil abla. Dedim evlendim, boşansa da boşanmasa da zaten ben yoluma devam edeceğim. Ama bunları niye yaptı bunu bana diye. Ben senin o konuda çok samimi olduğunu düşünmüyordum. Bir plan dahilindeydi o. O günü kurtarmaya çalışıyordu. Sen sonra dedin ki ya biz sonra Salih'le, ya da o dedi ki biz sonra seninle görüşmeye devam ederiz. Herkese böyle bir dengede tutup, herkese mavi boncuk dağıtıp kendini kurtarma derdindeydi. Ama söz konusu kendi hayatı ve yaşama olduğunda bak, değer mi? Değmez. Ve en çok da annen üzüldü. Yani senin bu halini gördüğü için bak içeride perişan oldu. Bak ben anne, burada bir hafta size bu olaya dayanamadım. Annen 8 aydır sabrediyor. Ne olur dayanamıyorum abla, ne olur. Canım çok acıyor. Ben anlatırım diyorum ama anlatamıyorum. Canım çok acıyor. Ben günlerdir acı çekmekten yoruldum. Çok yoruldum. Ne istiyordun? Hem sen ol, hem Mevla olsun, hep beraber mi yaşayalım istiyordun? Aynen öyle abla. Ben ne yedim onların abla ben. Nilüfer, bu sevgi mi ya? Bu sapkınca bir şey. Hangi sevgi üç kişiliktir? Bana söyler misin? Akli melekelerinizi yitirmiş olmanız artık lazım. Yaşadığınız şeyi normal görmeniz bana için. Bana psikolog ver artık canım. Seni psikoloğa, psikiyatriste de götüreceğim. Ver abla, ne olur artık unutmayı istiyorum. Bana unuttursunlar yeter ki, ne olur canım yanmasın artık. Bir yalan balonun içerisinde siz gökyüzünde uçuyorsunuz. Bak patladı, gördün mü balon? Çok kandırdı beni, o kadar sözler verdi, yeminler etti, bırakmayacağım ne olursa olsun, bırakmayacağım dedi, inandım. Ah. İnandım, çok fena inandım. Ben onu unutturun aldım, ne olur bana psikiyatra, ne olur Canım acıyor. Günlerdir. Her gün seni idare mi ediyordu? Günlerdir uykusuzum. Yemin ederim günlerdir uykusuzum. İki günden beri uyuyorum sadece. Ağlamaktan gözünde yaş kalmadı. Her gün seni idare mi ediyordu? Her gün ya, inanıyordum abla, yalan söylese doğru diyordum. Biliyordum yalan konuştuklarını. Tamam sen doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ya, peki şöyle bir durum var mıydı? Ya Nilüfer, ben şimdi yayına çıkacağım da sanki Mevla'yı destekliyormuşum gibi konuşacağım. Ama sen sakın inanma, ben orada Mevla'yı hani kimse bana tepki vermesin diye öyle konuşacağım diyor muydu? Demiyordu. Ben hafta sonu hep ayrı durdum ama bir kere cuma mı cuma... Sen de şahitsin değil mi? Hani mesaj açtık tamam, ya. Tamam, burada kalsın. Onu diyor. Gel mesaj dedi, attı sana. Görüşmek istedi, ben gitmedim. Ne diye görüşecekmiş? Pazar günü mü? Hem pazar günü de çağırdı, hem cuma günü de çağırdı. Abla ne olursun da... Ayrı kaldım. Pazar günü zaten telefon görüşmesinde diyor ki ben de İday Nilüfer'le beraber kaldım. İday... Konuşayım ki. İçim rahatlasın. Hiçbiri çıkmıyor onları. Ben yayın dışında seninle konuşmak isterim. 7 aydan beri tek bir... Bağlantılı görüşmede benim olduğumu bilmiyorlardı. Asla bilmiyorlardı. Ben Nilüfer'i ilk günden beri ailesine göndermek isterim. Dün canlı... O telefon görüşmesine gerek yok. Dün canlı yayında da senin...
kendine zarar veren bir insan olduğunu, bu tehdit ve baskılarla senin yanında kalmak onunla zorunda olduğunu söyledi. Allah. İnsan biri için ölür mü ya? Ya nasıl insan, nasıl bir insan bu etrafında iki kadın da böyle kendi hayatınızdan yapmayın ya. İnsanlara da kötü örnek olmayın. Sen bak güçlü kuvvetli bir kızsın. Aa, bu kadar acil hayatım, olmaz. Bu sevgi falan değil. Vallahi bak. Adamın bu sevgi değil. Bana, ne olur anneni gözünün önüne getir. Ben sana getir. Yardım edeceğim ya. Sen bunu sevgi sanıyorsun. Sen 19 yaşındasın. İnsan kendi yaşamını da hiçe sayar mı? İnandım, çok inandım. Bana dedi ki boşanacağım, boşanacağım dedi. Ben dedim boşan dedim çocuklarına, annelik değil ablalık yaparım ben onlara dedim, çok dedim. Demedi diyemez çok dedim bunları ben ona. Nilüfer'cim. Ben yuva yıkan değil, ben artık yuva yıkanın biri olmayı istemiyorum. Ne olur yardım et bana abla. Sen yuva yıkan değil ki, siz bir yuvada hep beraber yaşayan insanlardınız. Siz bunu normalleştirmiştiniz ve herkese de yanlış örnek. Bak bugün programın ilk başına bir konu vardı. İzledin mi onu? İzlemedin sen onu. 19 yaşındasın. Senin bir mesleğin varmış, tekstilde aslında böyle herkesin yapamadığı bir işi de yapıyormuşsun, başarılıymışsın. Hep onun yüzünden oldu, hep onun yüzünden. Onun yüzünden, sadece onun değil, biraz da senin yüzünden. Benim yüzünden. Sen yalanlara inanmaya hazırdın, şimdi artık gerçekleri gör, gerçekler bu. Bana diyebilirdi, ben evliyim, git yoluna sen cahilsin, ananı babanı arayacağım diyebilirdi. Koca adam 32 yaşında, ben daha cahildim abla, cahilim, hala cahilim ben. Ama büyüyeceğiz. Değil mi? Büyüyeceksin. Buna sen başlayacaksın. O anneni de bir daha hiç üzmeyeceksin. Üzmeyeceğim. Benim annemin tek damla gözyaşını ben annemin nasıl hakkını ödeyeceğim abla? Ben anneme yüzüne bakmaya utanıyorum, yanından kaçacağım sürekli. Hiç annenden kaçmayacaksın. Tam tersi, onun böyle kolunun altına gireceksin. Annem bunu istiyor. İlk günden beri burada yalvarıyor. Kızım geri dön, böyle hayat olmaz. Canım çok acıyor abla, canım çok yanıyor. Benim söylediğim her şeyi annen en kaba haliyle burada milyonlara söyledi. Bana böyle yapacağını bilmiyordum, bilmiyordum. Ama sonuç belliydi, hiç değişmez. Niye kandırdı, niye aklıma girdi, duygularımı, hayallerimi çaldı abla, niye? Bu arada da bugünkü hem konuda da bu vesileyle Arife'ye ve bu tarzdaki kaçmaları ve kaçarak ilişki kuranlara da Nilüfer'in yaşadığı aslında kötü ama bir tarafta da ders niteliğinde. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.